Dünya eşit olmayan bir yer. Örneğin Japonya. Japonya'daki insanlar ortalama olarak 84 yaşına kadar yaşıyorlar. Kadın ve erkeklerin genel ortalamasından bahsediyorum. Amerika'da yaşayanlarsa ortalama olarak 79 yaşına kadar yaşıyorlar. Fransa da fena değil. Buradaki ortalama yaşam süresi 82 yıl. Şimdi bir de Angola ve Kongo'ya bakalım. Angola'da ortalama yaşam süresi 51, Kongo'da ise 52. Sizce de ortada büyük bir fark yok mu? Japonya ve Fransa ile aralarında 30 yıl var. Peki ya Hindistan? Buradaki ortalama yaşam süresi 66 yıl. Gördüğünüz gibi ortalama yaşam süresi dünya üzerinde ülkeden ülkeye değişiyor. Ortalama yaşam süresi birçok farklı şeyden etkilenir. Besine erişim, sağlık hizmetlerine erişim, aşılanma, temiz su ve su tesisatlarının bulunması gibi. Bundan dolayı bu farklılığın oluşması son derece normal. Angola ve Kongo'daki yaşam süreleri en düşük yaşam sürelerinden ikisiyken, Japonya, Fransa ve Amerika yaşam süresinin en uzun olduğu ülkelerden bazıları. Evet, bu büyük farklılığı bir miktar olsa da gördüğünüze inanıyorum. Ama sadece yaşam sürelerine bakmak zorunda değiliz. Mesela suyu, yani temiz veya iyileştirilmiş bir su kaynağına olan erişimi ele alalım. Amerika'da hemen hemen herkesin temiz suya erişimi bulunuyor. Avrupa'da da benzeri bir durum varken, Orta ve Batı Afrika'nın yarısı ya da daha büyük bir kısmında insanların temiz suya ulaşabilmeleri çok ama çok zordur. Aslına bakarsanız buralarda yaşayan insanların 1/3'ünün temiz suya erişimi bile yoktur diyebiliriz. Kısacası, sadece yaşam süresi ve temiz suya erişime baktığımızda bile dünyanın eşit olmayan bir yer olduğunu görmek ve küresel eşitsizlikten bahsetmek çok kolay. Küresel eşitsizlikten bahsederken bir şampanya kadehi çizmek bazı şeyleri görmemizi kolaylaştıracak. Çünkü şampanya kadehini kullanarak gelir eşitsizliklerinden yani insanların varlıkları arasındaki eşitsizlikten bahsedebiliriz. Şampanya kadehinin dünya üzerindeki varlık dağılımını temsil ettiğini düşünün. Dünya nüfusunu 5'e bölüp en üstte yer alan 5'te 1'liğe bakacak olursak bu insanlara en zengin 5'te 1'lik diyebiliriz. En zengin 5'te 1'lik, dünya üzerindeki varlığın %82,7'sine sahiptir. Peki ya en yoksul 5'te 1'lik? En yoksul 5'te 1'liğin elinde ise hemen hemen hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey. Bu varlığın mini minnacık bir bölümünü, yani ancak 1,4'ünü görebilirler. Geriye kalan diğer 5'te 3'lüğe, yani diğer %60'a ise, aranızdaki matematikçilerin ben daha söylemeden hesaplamış olduğu gibi %16'dan daha az bir varlık kalır. Şampanya kadehinin neden işe yaradığını anladınız değil mi? Zenginler varlığın ya da gelirin hemen hemen hepsine ya da büyük bir çoğunluğuna sahipler. Şimdi bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Dünyadaki en zengin 85 kişinin en fakir 3,5 milyar kişiden daha fazla varlığı var. Sanırım artık varlık dağılımındaki eşitsizliği de iyice anlamışsınızdır. Zengin ülkeler, yoksul ülkeler. Aslına bakacak olursanız, bu eşitsizliği tek bir ülke içinde gözlemlemek de mümkün. Dezavantajlı ya da yoksul olarak sınıflandırılan ülkelerde bile çok ama çok zengin insanların olması gelir eşitsizliğine yol açar. Varlıkla ilgili bu kadar konuştuktan sonra gelin bir de sağlığa göz atalım. Bu sefer şampanya kadehimizi alıp ters çevireceğim. Çünkü size anlatmak istediğim şeylerden biri de ne yazık ki hoş bir konu olmayan doğumda anne ölümü. Doğumda anne ölümü isminden de anlaşılacağı gibi annelerin doğum sırasında ya da doğuma yakın zamanlardaki ölümleriyle alakalı olup çok ama çok önemlidir. Neden mi? Çünkü bir ülkedeki sağlık hizmetlerinin ne kadar iyi olduğuyla ilgili büyük bir göstergedir. Evet, şampanya kadehimizi baş aşağı çevirdik. Çünkü dünya üzerinde doğum sırasındaki ölümlerin sayısı içinde büyük bir eşitsizlikten bahsetmek mümkün. Yine en yukarıdan başlayalım. Mesela Kuzey Avrupa ve Amerika'da 100 bin kadından 10 ila 20'si doğum sırasında ölür.
Başka bir deyişle buralarda bu oran oldukça düşüktür. Güney Amerika'da bu oran 100 bin kadından 75'e çıkar. Güneydoğu Asya'da 100 binde 170 olan bu oran, şampanya kadehinin baş aşağı dönmüş olan üst kısmına geldiğimizde, Batı ve Orta Afrika'da 100 binde 700, hatta daha fazla olan bir orana ulaşır. Doğumda anne ölümü, sağlık hizmetleri ve bu hizmetlerin nasıl verildiği ile ilgili bir gösterge olarak kabul ettiğimizde, bardağın sapındaki oranların son derece düşük olduklarını söyleyebiliriz. Öyle değil mi? Avrupa'daki 10 ölümü, Orta ve Batı Afrika'daki 700 ölümle karşılaştırın. 70 misline çıkmış bir riskten bahsediyoruz. Bu sayılar son derece dramatik bir tabloyu gözler önüne seriyor. Bir önceki istatistikle karşılaştırdığımızda, bu istatistikte bardağın ağız kısmında olmak istemezsiniz, öyle değil mi? Sonuç olarak temiz suya, varlığa erişim ya da sağlık hizmetlerinin kalitesine baktığımızda sonuç hep aynı. Dünyamızda ne yazık ki küresel eşitsizlikler son derece fazladır.